Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Mi 10T Pro'nun incelemesini yayınlamıştık. Ve bu incelemeyi yayınladıktan sonra pek çok soru geldi. Mi 10T Pro'yu mu alayım yoksa Poco F2 Pro'yu mu alayım şeklinde. Biz de dedik ki bir karşılaştırma çekelim. Hani bu iki telefon arasında kalanların zihninde en azından bir şeyler belirmiş olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şunu belirtmek istiyorum. Poco F2 Pro'da bildiğiniz gibi Xiaomi tarafından üretilen bir telefon. Dolayısıyla burada iki telefonda da Xiaomi imzasının olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer unsur ise bu iki telefonun fiyatları birbirine gerçekten çok yakın. Halihazırda Mi 10T Pro 5800 Türk Lirası gibi bir fiyattan satışa çıkmıştı. F2 Pro'nun fiyatı ise son dönemde böyle 5500 liralı civarındaydı. Yani baktığımız zaman iki telefon arasında 300 lira gibi bir fark var. Dolayısıyla hani bu iki telefon arasında kalmaları insanların gayet normal. Biz şimdi bu iki telefon arasındaki farkları size göstermeye çalışacağız. Ne yapacağız? İşte iki telefonun da sesini açacağız. Ses performansını size göstermeye çalışacağız. Renk parlaklıklarını falan göstermeye çalışacağız. Onun haricinde iki telefonla aynı açıdan, benzer açılardan fotoğraflar ve videolar çekeceğiz. Bu video performansını sizlere göstereceğiz. Oyun tarafında çok bir şey göstermeyeceğiz. Çünkü zaten iki telefonda da Snapdragon 865 var. Dolayısıyla iki telefon da oyunlarda en üst seviye performans verecektir. Hani ben bu telefonu oyun için alacağım diyorsanız zaten hiç düşünmenize bile gerek yok arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şu bilgiyi vereyim size arkadaşlar. İki telefon da 6.67 inçlik ekranla geliyor. Yani ekran boyutları aynı diyebiliriz. Burada bir telefonda 5000 mAh'lik batarya, diğer telefonda ise 4700 mAh'lik batarya var. Yani batarya tarafında da hemen hemen aynı olduklarını söylemek mümkün. Ekran tarafında bir fark var. Poco F2 Pro'da arkadaşlar AMOLED ekran kullanılmış. Mi 10T Pro'da ise IPS LCD panele yer verilmiş. Dolayısıyla ekran tarafında önemli bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Genele baktığımızda İki telefon da aynı arayüzü kullanıyor. Yani MIUI 12'yi kullanıyor hali hazırda. Kamera tarafında ise Poco F2 Pro'da 64 megapiksellik kameraya 5 megapiksellik telefoto, 13 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Mi 10T Pro'ya baktığımızda ise 108 megapiksellik geniş açılı kameraya 13 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellik de makro kameranın eşlik ettiğini görüyoruz. Tasarım hatlarına baktığımız zaman arkadaşlar, hani çok öyle fark eden bir şey var mı sizin için bilmiyorum ama iki telefonun tasarımı gayet farklı görünüyor. Şu elimde tutmuş olduğum Poco F2 Pro modelinde örneğin uçtorunca bir ekran tasarımı söz konusu, yani delikli ekran falan değil ve kamera, ön kamera üst taraftan çıkıyor ve arka tarafında da kamera böyle oval bir şekilde konumlandırılmış durumda. Mi 10T Pro'da ise arkadaşlar kamera dizilimini zaten arka yüzde görüyorsunuz ve delikli ekran söz konusu. Ayrıyetten parmak izi okuyucusu da telefonun yanına konumlandırmış çünkü IPS LCD bir ekran. Şimdi gelelim telefonumuzun detaylarına. Öncelikli olarak ben iki telefonun parlaklık seviyesini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda iki telefonun da parlaklığını fullledim. Gördüğünüz gibi bakın şöyle parlaklığı fullüyorum. Bunu da aynı şekilde parlaklığını fullüyorum. Parlaklığı fullledikten sonra İki telefonda da internet üzerinde bir sayfa açalım. Evet arkadaşlar, şu anda iki telefonda da aynı sayfayı açtık. Baktığımız zaman bu tarafta IPS LCD bir ekran, bu tarafta ise AMOLED bir ekran olduğunu unutmayın. Arada bir renk tonaj farkı var. Ben bunu fark edebiliyorum. Siz de muhtemelen fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir tane şu habere girelim mesela. Evet, görüldüğü üzere net bir şekilde telefon ekranlarının renklerinde bir farklılık olduğu gözüküyor. Yani burada sanki Mi 10T Pro'da biraz daha böyle sarıya yakın bir beyaz söz konusu. Fakat AMOLED ekranlı F2 Pro'da ekran biraz daha beyaz. En azından benim gözüme öyle geliyor şu anda. Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz bu konuda. Şimdi ekran parlaklığına baktık arkadaşlar. Ekran parlaklığını geçelim. Bizim için önemli olan konulardan bir tanesi de telefonun ses deneyimi. Şimdi YouTube'dan bir video açacağız ve bu videonun sesini ölçeceğiz iki telefonda da. Evet arkadaşlar, şu anda ses ölçerimizi de açtık telefonumuzdan. Şimdi iki telefonun da sesini ölçeceğim. En önce
F2 Pro'dan başlıyorum. Farklı bir mekandayız. En başa alalım. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir mekandayız. Bilkom'un İstanbul'daki merkezindeyiz. Neden buradayız arkadaşlar? Belki bunu merak ediyorsunuzdur. Hemen arkamda bir tane televizyon görüyorsunuz arkadaşlar. TCL'in C715 isimli televizyonu var. Bugün biraz ondan size bahsedeceğim ama bu televizyondan bahsetmek evet, için birazcık... Evet, durduralım. Şu değerleri ekran görüntüsü olarak not edelim. Şimdi sıfırlayalım. Sıra geldi arkadaşlar. Mi 10T Pro'ya. Aynı videoyu açıyorum. Evet, bunda da ses full açalım. Ses full açık. Herkese merhaba sevgili teknoloji. Bir daha. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir mekandayız. Bilkom'un İstanbul'daki merkezindeyiz. Neden buradayız arkadaşlar? Belki bunu merak ediyorsunuzdur. Hemen arkamda bir tane televizyon görüyorsunuz arkadaşlar. TCL'in C715 isimli televizyonu var. Bugün biraz ondan size bahsedeceğim ama bu televizyondan bahsetmeden önce birazcık aslında TCL'den ve Bilkom'dan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi TCL aslında yakın zamanda hayatımıza girdi. Evet, bu kadar yeterli. Şunu da ortalamasına alalım ekran görüntüsü olarak. Bu markayı ama aslında TCL dünyanın ikinci evet, arkadaşlar, panel üreticisiydi. Panel deyince aklınıza ne geliyor? Durduralım. Genel itibariyle ben baktığım zaman sanki F2 Pro'nun sesi bir tık daha yukarıda gibi geldi. Tabii burada sizin görüşleriniz de önemli. Sizin yorumlarınız da önemli. Yani hangi telefonun daha iyi bir ses performansını olduğunu sizler de değerlendirebilirsiniz. Şimdi iki telefonu da kapatacağım arkadaşlar. Ve iki telefonu da açacağım. Bakalım hangisi daha hızlı bir şekilde açılacak. Bunu da beraber görmüş olacağız. İki telefonu da kapattım. Evet, şimdi iki telefonda power tuşuna basılı tutuyorum ve telefonları açıyorum arkadaşlar. Evet, iki telefonda geldi yazısı. Bakalım hangisi daha hızlı bir şekilde açılacak, göreceğiz. Yani hemen hemen açılış süreleri aynı diyebilirim. Zaten dediğim gibi iki telefonda da aynı Yonga seti, aynı işletim sistemi bulunduğu için iki telefonun da aynı şekilde, aynı hızda açılması çok da sürpriz olmadı. Şimdi dilerseniz iki telefonla aynı açıdan çektiğimiz fotoğraflar ve videolar ile sizleri baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, bu iki videomuzda sizlere iki cihaz arasındaki farkları göstermeye çalıştık. Burada hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu, yani hangisinin daha iyi olduğunu belirlemek size kalmış bir şey. Hani baktığınız zaman size aynı açıdan çekilmiş fotoğrafları gösterdik, videoları gösterdik. Yan yana koyup iki telefonun parlaklık seviyelerini gösterdik. Yani ekran parlaklığını falan gösterdik. Aynı şekilde iki telefonun ses seviyesini sizlere gösterdik. Burada artık tercih size kalmış diyebiliriz arkadaşlar. Gönlünüz hangi telefonu almak istiyorsa tercihinizi o yönde kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.